Erdoğan ateşkes temennisini dile getirdi. Putin kimseyle savaşma niyetimiz yok dedi. İki liderin 5 Mart'taki Moskova buluşması öncesinde başkentte diplomasi trafiği de tüm hızıyla devam etti. Perşembe günü de Moskova'ya giderek orada da Sayın Putin'le bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Dünyanın merakla beklediği görüşmeye 3 gün kala kritik açıklamalar peş peşe geldi. Erdoğan ateşkes için umutlu konuşurken Putin kimseyle savaşa girme niyetimiz yok dedi. Savaş fikrinin akıllara gelmemesi için gerekli şartları oluşturmaya çalıştıklarını da söyledi Rusya lideri. Temenni ederim ki orada artık ateşkesti veya atılacak diğer adımlardı bunları atar ve bu işi süratle bir neticeye kavuştururuz. Amerika ile 2010 yılında stratejik silahların azaltılması anlaşmasını imzalamıştı Rusya. Devlet ajansı TASS'a röportaj veren Putin, geçerlilik süresinin bir yıl sonra dolacağını hatırlattı. Anlaşma yenilenmeli, stratejik dengeler korunmalı sözleriyle bölgedeki sıcak gelişmelere işaret etti. Rusya lideri o ses getiren açıklamayı yaparken Amerikan yönetimi de Türkiye'ye yönelik sıcak mesajlarını sürdürdü. Dışişleri Bakanı Mark Esper'in "Biz NATO'yuz" başlıklı sosyal medya paylaşımında Türk ve Amerikalı generallerin el sıkışırken çekilen fotoğrafını kullanması dikkat çekti. Türk hükümeti ile durum gözden geçirmek istiyoruz. Eş zamanlı olarak Trump heyetini de gönderdi Türkiye'ye. 20 gün önce de Ankara'da olan Trump'ın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey bu kez yanında Birleşmiş Milletler özel temsilcisini de getirdi. Jeffrey yarın dışişlerinde özel temsilci Kelly Kraft'sa Hatay ve Gaziantep'te olacak. Hemen öncesinde Birleşmiş Milletler Suriye Araştırma Komisyonu raporunu açıkladı. Rusya sivil alanlara gelişigüzel saldırarak savaş suçu işledi saptaması yaptı.